Değerli izleyiciler, Miraç TV'den yayındayız. Yayını Esenler Otogarı'ndan gerçekleştiriyoruz. Sayın Seyat yazıhanemizin önündeyiz ve Sayın Seyat otobüsü 6.30'da memlekete hareket yapacak. Yanımızda da Sayın Seyat otobüs kaptanı var. Eski kaptanlardan. Yaşına rağmen maşallah gençlere taş çıkarıyor. Evet, hoş geldin. Nasılsınız? Şöyle bir koronadır. Nasılsınız abi? İyisin. Evet, merak etme. Miraç TV yayınındasın şu an. Yani her yerinde izleniyorsun. Yayınları izliyorsun değil mi? Soralım. İstiyorum zaman zaman. Teşekkür ederiz. Zaman. Memleket neresi memleket? Rize Çayeli'ne buradan selamlar gönderiyoruz. İsim söylesin. Ömer Öztürk. Ömer Öztürk abi kaç yaşında? 59. 59. Allah sağlık versin. Amin. Kaç yıldır kaptanlık yapıyorsun soralım. Aralıkçı olarak açarak 40 yıldan beri yaptım. 40 yıldan beri maşallah eski Suzuki'lerin zamanında. Suzuki'lerin zamanından beri gençlikte işte o zamanlar başladı. Yavaş yavaş ilerletim peşinde. Zaman çabuk geçti mi? Zaman çok çabuk geçti. Hayat çok güzel. Şimdiki otobüsler güzel değil mi? Güzel. Yollar güzel. Yollar güzel. Yalnız işte sistemde insanların biraz daha iyi olsa, sistemin daha iyi olacağından umutluyum. Ama bu şekilde sistemin ve insanların biraz duyarsız, tutarsız, sorun taşımaması sebebiyle sistemler iyi işlemiyor. Diğer kaptan Ali Büyük değil mi? Ali Büyük kardeşimizle beraber çalışıyorsunuz. Nasıl Ali Büyük'le çalışmak? Ali Büyük ne zamandan beri onunla beraber çalışıyorsun? Daha yeni çalışıyorum ama Ali Büyük'ü ettiği zamandan beri tanıyorum. Ali Büyük bir işi profesyonel yapıyor. Ali Büyük Türkiye'de bu işi yapacak çok nadir teknik kişiler sizden. Evet. Onu da o bakalım hazırlanıyor işi var. Onu da ufak yayın alacağız. Şu tarafı doğru şöyle geçelim. Şöyle firmamızı da bir göster bakalım Sayın Seyat. Karadeniz'in güzide firması değil mi? Evet. Soralım evlisin. Evliyim. Bak çocuk var. Çocuk var. Şey bunlar fazla çocuk yapardı ama sen de iki tane. Ya vallahi pis erkek. Pis de. Maşallah öyle mi çocuk? Küçüğü evli büyüğü bekar. Aa. 15 yaşına değil. O evlenmek istemedi. Biraz daha pekerli oyun. Hayır. Hayır. Hanım nereli soralım. Anası dayı bile oldu. Dayı mı? Dayı kızı. Dayı kızı olur. Yani her şey insan olabilir. Dayı kızı. Senin zamanında evlilikler nasıldı? Sevdalıklar da olur değil mi? Tabii sevdalıklar. O zaman eskiden sevdalıklar direk gelirdi ama şimdi böyle direkler. Öyle. Şu tarafa doğru hem geçelim. Evet. Şöyle otobüsü doğru da geçelim. Şöyle geç. Şoför muavine bir geç bakayım. Bırak bir şöyle firmamızı da bir göster. Karadeniz'in değerli izleyip yüzüyle firması şöyle. Kaptanımız daha rozetleri takmadı. Şöyle içeri böyle bu Ali abi nereye kayboldu? Ali abi arkalarda. Evet Ali abi yanına alacağız şurada. Evet. Oradan Ali abiye bir ses tanıştı. Ali ya. Peki hala. Torun var. Torun bir tane var. Allah bağışlasın. Herkese nasip etsin. Torun çok aşırı seviyor. 60 yaşında, 59 yaşında bir benim torun. Benim de bir tane var. Gerçekten torun dediğim çok seviyor. Aşırı yani böyle ceplerimi çok... Ceplerimi çeviriyor değil mi? Ceplerimi. Daha küçük. Çevirecek yer az kaldı. Az 6 yani. 7 yani. Öyle mi? Çok fazla. Peki hala. Anne babası mı soralım? Annem sağ. Allah sağlık versin. Babam da eski şoförüydü işte otobüs. İsmi neydi onun? Hacı Muhammed Öztürk. Oo tanırım ya. Allah rahmet eylesin. Abi tanımaz olur mu? İşte 60 yaşında öyle bir Allah başka bir arabada. Gene baba mesleğini devam ettiriyorsun değil mi? Yok ben aslında okul okuduk, sanat okulunu tornazeluk ettik. Tabii bir yıl dükkan açtık. Ondan sonra Çayeli Bakır işletmelerine girdik. Oradan emekli olduk. İşte 2010'dan beri böyle işte emektim. Emekli olmuşsun, gene devam ediyorsun. Daha bir 10-15 sene daha. Yok 6 sene daha. Eski kaptanlar kalmadı değil mi? Kalmadı. Eski kaptanlar kalmadı. Eskiden böyle otobüs şoförünü insanlar görürdü ama bir saygı duyardı. Evet. Ama otobuz şoförü saygınlığı olduğu için saygı duyardı. Aynen. Ama şimdi siz de biliyorsunuz yani insanlarımızın toplumu. Evet. Yani böyle saygı, sevgi, haya, edep böyle bir şey kalmadı. Bir sorumluluk dahi kalmadı. Yani bu otobüsü sürüyorsun fakat otobüsü sürdüğünde kimi taşıyorsun, kimlere götüreceksin ve götürdüğün insanların beklentileri var. Yani bu sorumlulukları kaptanların alması lazım. Fakat bu zamanda
Bilemiyorum açık. Ne bu yapayım? Zikrullah Sarı'nın amcası rahmetli oldu. Tanıyor musun? Tanıyorum. Nevzat Sarı. Ha? Yeni rahmetli oldu. O Adapazarı'na kadar yapmış. Yeni. Şu Zikrullah'ın amcası da abi yeni. Hamdi, Hamdi abi de. Onda, onu da yeğen almıştı. Ben de rahmetli oldu. Hamdi abi işte öyle. Allah rahmet eylesin. Dünya boş ya. Ya bu abi, şu... İşte dünyada aslında evet. Sevdi. Bu saygı... Akıya doğru, ya bu şeyi yakalayalım mı sonra Alebuyu? Alebuyu akıya değil mi? Nerede? Kayboldu yayında. Kaçtı yani. Ama söz vermişti bana. Alebuyu Ale abi, Ale aga şimdi evet. Böyle zaman zaman böyle şeyi tutmuyor. İşte bir gün bir gününü tutmaz derler ya. Evet, evet. Bazı çok iyi. Çok yoğun işleri aslında var. Aslında çok iyi evet. İnsan. Fakat işinde... Neyse bir resim aldınız onunla. Şimdi burada son olarak ne söylemek istersiniz sizi izleyenlere, kaptan arkadaşlarına? Ya şimdi kaptan arkadaşlarımızda şöyle bir tabii sorun var. Piyasada işlerin iyi gitmemesi tabii insanların da değerlerinin yüksek olmamayışı tabii mutlaka işte aksamalar, lakaytler, ne bileyim sorumsuzluklar artıyor. Ama sistem iyi olsaydı ya da otobüs işleri iyi olsa, işte yolcular da sorun olmasa. Bu konulardan sonra inşallah düzelir. Bu Allah bir böyle bir şey verdi, insanlar işte, çekip düzen versin. Değil mi? Allah'ım, görünmeyen bir mikrop. Bize bir ihtar ama ihtarı anlayanlar. Aynen. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, yayını Esenler Otogarı'ndan gerçekleştirdik. Sahil Seyahat Yazıhanesi'nin önündeki otobüs kaptanı Ömer Öztürk. Ömer Öztürk abiyle güzel hoş bir sohbet oldu. Tüm kaptanlara hayırlı yolculuklar diliyoruz. Yolculara kazasız belasız memlekete ulaşmalarını canımızdan niyaz ediyoruz. Selamlar, sevgiler Esenler Otogarı'na. Bir yakışıklı nasıl kameraya teşekkür ederiz. Yayınlar çıkarız.